Yeni Mesaj gazetesi bu görüşmenin ayrıntılarını başka bir konuya dayandırıyor tamamen. Zirve Akkuyu için miydi manşetiyle güne başlamış. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in önceki gün 17 gün aradan sonra Soçi'de yeniden bir zirve gerçekleşmesi. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın bu analiziymiş. Bence Cumhurbaşkanı Akkuyu nükleer santrali için Rusya'ya gitti. Gerisi de boşu doldurma haberleri, hayırlısı ifadelerini kullandı. Bu da aslında zirvenin görüşmesinin esas sebebinin Akkuyu nükleer santrali olduğuna dair getirilen bir yorumdu. Tabii bir de önemli olan aslında en çok tartıştığımız bu haftanın en önemli konularından biri olan KPSS meselesi var. Türkiye tarihinde yaşanan en büyük skandallardan biri ve bu skandalların yankıları da devam ediyor. Erdoğan ilk kez konuştu KPSS skandalıyla ilgili. Muhalefeti hedef alan sözler söyledi. Altılı masa dedi, FETÖ işi dedi ve Kılıçdaroğlu'ndan da cevap gecikmedi. FETÖ'cü grup mu desek, altılı masa mı desek, bir de masanın altı var, yedi. Şimdi dikkat ederseniz aynı anda hepsi adeta aynı cümlelerle, aynı kelimelerle bunu tanımlamaya çalıştılar. Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Halen daha Bay Kemal'de Bay Kemal, altılı masa, yedili masa, hay masanız batsın. Bu kadar genci bu kadar mağdur ettikten sonra bir samimi özür dileyin ya. Erdoğan iptal edilen KPSS ile ilgili biz orada boşta bulunsak bunu seçime kadar satacaklardı demiş. Aslında diyor ki muhalefet bu kadar güçlü olmasaydı benim çalıntı sınavlar umurumda olmaz ama işte seçim kapıda, ben de umursuyor gibi yapıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan KPSS skandalının dördüncü gününde konuştu. Hedefe muhalefeti koydu. Erdoğan'a yanıt gecikmedi. Gençler görün ve duyun, bu adam böyle biri, zihni böyle çalışıyor. Bunda ne hak var, ne hukuk, ne haram var, ne helal. Hiçbir şey yok. Sadece büyük bir boşluk. 1 milyon 600 bin öğrencinin evinde üzüntü var, şaşkınlık var ve sinir var. Recep Tayyip Erdoğan, sizin atadıklarınız yaptı bunu. 20 yıllık iktidarınızın sonunda oldu bu. Önce FETÖ'cüler, şimdi başka cemaatler. Cemaat çatışmaları. Gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler. Tabii bu tutmadı. Çünkü biz durumu gördük. Durumu gördükten sonra ben ÖSYM başkanı olan arkadaşımızı da bir zan altında bırakmak istemem ama soruşturmaların hayırlı bir netice vermesi noktasından görevden aldık. Görevden alınan ÖSYM başkanına da çağrı yapıyorum. Sizi bu suça iten kim? Altılı masadan biri varsa çık açıkla. Sosyal medya tarandığında resmi olarak parmağı olmasa da hükümetle gençleri karşı karşıya getirmek isteyen bir FETÖ'cü grubun varlığı çok aşikar görülüyor. Tüm şahitleriniz sınavlarda Ali Demir'e kefil oldunuz ama Ali Demir şu anda yargılanıyor. CHP 2010-2015 yılları arasında KPSS'de FETÖ eliyle çalınan soruları hatırlattı Erdoğan'a. Son skandalın yaşandığı KPSS'de ise ilk belirlemelere göre 3 sorunun 7 iklim yayın evinin deneme sınavlarındaki sorularla birebir aynı 10 soruda da benzerlik olduğu tespit edildi. ÖSYM'de soruların sızdırılmasına ilişkin soruşturma derinleşirken yeni iddialar da gündemde. ÖSYM'de 432 kişi çalışıyor. 75 kişinin sınava bir ay kala yerleri değiştirilmiş. Bu soruyu CİMER vasıtası ve Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Milli Eğitim Bakanı'na sordum. Şu ana kadar bir yanıt yok. Üst düzey bir ekip oluşturduk ve bu ekip çalışmalarına anında başladı. Soru hazırlama komisyonu içeri girdikten sonra 10 gün hiç kimse içeri girip çıkamaz. Fakat öyle iddialar var ki 7 kişinin düzenli olarak dışarı girip çıktığı söyleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulundum. Devlet Denetleme Kurulu'nun da incelemeleri sürüyor. ÖSYM'de soruları hazırlayan uzmanların ifadesi alınacak. Telefon görüşmeleri ve HTS kayıtları incelenecek. Eski ÖSYM görevlisi Profesör Doktor Levent Eraslan da dikkat çeken bir iddiada bulundu. 100 liraya üye olunan mesaj grubundan soruların sızdırıldığını söyledi. ÖSYM şaibeleri de ortadan kaldırarak yoluna devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu kurumla ilgili hiçbir işlem yapmamıştır. Şu ana kadar suskunluğuna devam ediyor. KPSS skandalının siyasette tartışması sürerken ÖSYM'de mercek altında 7 iklim yayın evi de sızdırıldığı iddia edilen 20 soruya kimlerin doğru yanıt verdiği araştırılıyor.